Spirulina nedir, ne işe yarar diyelim? Spirulina, spirulina, evet. Spirulina, spirulina. Spirulina, deniz yosunu. Spirulina, deniz yosunu. Şey, deniz yosunu, mavi yeşil yosun da denir buna. Deniz yosunu diye, pardon, göl yosunu. Hawaii adalarındaki göllerde, yani derin olmayan göllerde, Chat Gölü'nde ve Avustralya'da doğal olarak yetişen bu Spirulina isimli yosun, mikro yosun, çok küçük bir yosun. Yapılan son klinik araştırmalarda anne sütüne eş değer dünyada en kaliteli besin olduğu belgelenmiştir. Kim belgelemiştir? Evet. Yani Ahmet, Mehmet söylemesi önemli değil. Kim söylemiş? Uzmanlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO geleceğin en iyi gıdası demiş. ABD, Amerika Birleşik Devletleri'nden FDA, Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi en iyi besin takviyesi. Uluslararası Gıda Konferansı ise en doğal besin demişlerdir. Bu ta Aztekler, İnkalar zamanında Kızılderililer tarafından kullanılmış. Kızılderili biliniyor. Yani kaç bin yıllık bir hikaye. Şimdi yapılan son araştırmalarda birleşiminde neler bulunmuş? Bir bakalım kısaca. Omega yağ asitleri, yani balıkta olan yağ asitleri. Omega 3, omega 6, omega 9. Efendim, B1, B1 yani tiamin, B2, B3, B6, B9, B8, B5 vitamini. H vitamini, E vitamini. Ama öyle az değil. Demir, mesela demir, dananın karaciğerindeki demirden 6 kat daha fazla. Efendim, minerallerden kalsiyum, demir, fosfor, iyot, magnezyum, çinko, selen, bakır, mangan, krom, molibden, sodyum, potasyum, efendim, enzimlerden beta karotin, florin, fikosiyanin vesaire, omega yağ asitleri, balık yağları vesaire içermiş. Artı 2000 çeşit enzim içeriyor. 2000. Dünyada hiçbir gıdada olmayan özelliğe sahip. Spirulina'ya astronot gıdası da deniyor. Neden? Astronotlar uzaya gidiyor. Adam yanına elma, armut, ekmek götürecek hali yok uzaya. Kapasitesi belli. Dar bir köy, küçük bir alanda yaşıyor zaten. Onlar yanına giderken su ve spirulina'dan elde edilen tabletler kullanmışlardır. Yani oraya muz götürmemiş, elma, armut yiyecek için götürmemiştir. Yese o kadar şey çıkacak tabii ki. Peki bu zayıflamak için de kullanılabilir mi? Bu kadar çok tutuyor. Ha, ya çok güzel bir konuya değindiniz. Spirulina ile ilgili, mesela spirulina günde 3 defa 2 tane tablet aldığınızda vitamin, mineral, enzim, glikoz, hep glikoz hariç ihtiyacını karşıladığı için bünye fazla yemek yemeye ihtiyacı olmuyor. Bir. İkincisi, Çernobil, bu Ukrayna'da patlayan atom santralindeki kazadan dolayı çevreye yayılan radyoaktif madde Almanya'dan Türkiye'ye kadar rüzgar nedeniyle yayıldı. 1986 yılında Almanya'da doğan birçok çocuk, bu spirulina, hamile kalan bayanlar eğer doğum yaptılar, bu radyoaktif maddeden dolayı özürlü doğdu, engelli, yani elsiz, ayaksız, kolsuz doğan çok, o dönem hamile kalan bayanların çocukları özürlü doğdu. Midesinde, bağırsaklarında radyoaktif maddeden dolayı problem yaşayan çocuklara Beyaz Rusya'da spirulina tableti verilip deneme yapılmıştır. Radyoaktif maddenin sebep olmuş olduğu tahribatı, mide ve bağırsaklardaki iltihap ve ülseri spirulina iyileştirmiştir. Yani radyoaktif maddenin vermiş olduğu zararı dahi ortadan kaldırabilmiştir. O kadar etkili. Birçok hastalığa karşı spirulina hem gıda takviyesi
Hem tedavi edici özelliği var. Birçok klinik araştırması var. Yani şimdi ben bunlara girsem bu da ayrı bir hikaye. Upuzun sürer gider. İsteyen Google'da Vitipek miydi ne o sözlük? Orada çok ayrıntılı bilgi var. Kansere karşı etkisi, efendim obeziteye karşı, birçok hastalığa karşı etkisi var. Biz bunu ürettik ve iki kutusunu 65 liraya, bir kutusunu diye de herkes alabilsin, çok kullanabilsin diye çok uygun fiyata spirulina'yı ürettik ve satışa sunduk. Çok kullanılsın diye de normal diğer ürünlerden daha uygun fiyata satışa sunduk. Yani birçok takviye yönü var. Bunun arasına diyet içinde kullanılabiliyor. Evet, ve bunun besleyici. Gibi bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Evet. İnsan vücudunun ihtiyacı olan bütün vitamin, mineral, enzim, omega yağ asitleri 3, 6, 9 hepsini içeriyor. Evet. Yani doğada anne sütünden sonra en doğal denizlerdeki balıklar, efendim karidesler neyle besleniyor? Yosunla besleniyor. Buradan alıyor vitaminini, mineralini. Böylece yaşıyor. Her şey doğada var. Mühim olan bunu değerlendirebilmek.